Efendim güzel insanları, yine bir akşam, yine bir canlı yayın, yine bir İsmail Usta'nız, yine takipçilerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ülkemin güzel insanları, şimdi biraz kalabalıklaşınca konumuz olan araçlarda titremeyi anlatacağız. Aslında insanlar da titriyor artık ama araçlardaki titreme bizim konumuz. Çünkü biz otomotiv sektöründe bir oto tamir kanalıyız. Araçların sahiplerini bilgilendirmek için varız. Yani evet, Engin Özcan iyi akşamlar canım kardeşim. Arif Ertan kardeşime kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Cihan Yiğit kardeşime selamlar. Yıldıray Başar kardeşimize Ankara'ya kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Kuveyt'e oto tamir kanalına, oto motor kanalına kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Evet, ülkemin güzel insanları, araçlarda titremeyi anlatacağım size. Tabii marka marka belirtmeyeceğim. Genelinde anlattığımda siz diyeceksiniz ki benim arabamda da bu olabilir. Çünkü benim arabamda da bunlar var diyecek. Otomotor kanalı sana kucak dolusu sevgiler ve selamlarımı iletiyorum. Evet, selam kelam cümleten büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyoruz kardeşim. Almanya'dan İlker kardeşimize de selamlar olsun. Evet, Kumburgaz'dan Engin Çalışkan abimize de kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Bizi çok iyi takip ediyor. Takipçilerimizi biz severiz arkadaşlar. Engin Çalışkan abimizin de ellerinden öpüyoruz. Evet, ülkemin güzel insanları, Etiyopya'dan selamlar demiş Akın Altun. Biraz sallamış gibi oldun ama neyse, belki de doğrudur yani. Orada belki görev için giden birçok ülkemizde gönüllü insanlar var. Etiyopya dediği yerde açlık sınırı var arkadaşlar. Oradaki insanlara yardım götüren ülkemizin birçok güzel insanları var. Grup halinde gidiyorlar böyle. Tabii şirketler de götürüyor. Ferhat Çağlar demiş, kullandığın yağ lubriko mu demiş. Ülkemin güzel insanı, dükkanımda petrol ofisi var. Dükkanımda kastrol var. Dükkanımda mobil var. Dükkanımda lubriko var. Dükkanımda yok her şey var. Yani hangi aracın yağını istiyorsanız var. Bir de arkadaşlar, şimdi çok eskiler bilir, yeni nesil bilmez. Bendix markası var arkadaşlar. Araçların fabrikasyon üzerinde fren tertibatı yapan Bendix fabrikası. Birleşik Krallıklar herhalde bu sahibi. Bildiğim kadarıyla artık Bendix yağları da üretiyorlar. DPF'li full sentetik yağlar arkadaşlar. Onlardan da aldım. Gerçekten güzel, motorun sesi de olmuyor. Bendix yağları unutmayın arkadaşlar. 5'lik 5.30 var, 4'lük 5.30 var, 7'lik 5.30 partiküllü var. Var oğlu var arkadaşlar. Araçlarda titreme arkadaşlar. Şimdi rolantide çalışırken titreme var arkadaşlar. Ondan sonra hareket halindeyken titreme var. Boşa attığınız zaman titreme var. Ve tabii ki buna müteakip gaz verince titreme var arkadaşlar. 110-120 ile giderken de titreme var. Bu titremeleri ufak da olsa sohbet yaparaktan anlatalım arkadaşlar. Aracınızın direksiyonuna oturdunuz. Marşa bastınız. Torpido böyle zırrrr diye titriyor arkadaşlar. Bunun sebeplerini anlatalım. Direksiyon titriyor. Böyle zıngır zıngır titriyor. Elini bastırıyorsun direksiyonda. O titreme kayboluyor falan. Bunlar, ne olursunuz biraz mesaj yazmayın da konumuzu biraz anlatalım. Yine mesajınıza geliriz. Ülkemin güzel insanları. Evet arkadaşlar. Direksiyon titriyor. Torpido konsol titriyor. Vites kolu titreyen arabalar var. Şimdi vites kolu titrediği zaman arkadaşlar farklı şeyler. Rolantide direksiyon ve torpido titrediği zaman farklı şeyler. Bunları anlatacağız. Mesela geçenlerde
altında çelik muhafaza, saç muhafaza olan bir abimiz bir daşa vurmuş. Daşa vurunca muhafaza yukarıya çıkmış, kartere dayanmış. Arabanın içinde oturamıyorsunuz arkadaşlar. Dış dikiz aynalarına kadar zangır zungur titriyor böyle. Feci bir şekilde arabanın altına yattık. Şöyle muhafazayı levyeyle aşağı bastırdıydık. Bütün titreme gitti arkadaşlar. Yani ondan sonra hafiften biraz düzeltme yaptık. Canım abim bak, saç muhafaza olmasaydı arabanın karterini kırabilirdin. Arabanın altındaki hareket eden aksamları kırabilirdin. Bak ne güzel, çok dikkatli ol. Yüksek taşlardan, kaldırımlardan geçerken dikkat et dedik. Ve bir sabah sifti aldık, adamı gönderdik arkadaşlar. Yani o titreme için senin motorun ölü, senin araban feci bir şekilde hiçbir yere gidemez, araba iki gün yatacak deyip adamın canını okumadık arkadaşlar. Öyle meslektaşlarım var ya bazen. Bu karter muhafazasını vurduğu için titreme. Arkadaşlar bazen ön taraftan hafif böyle maddi hasarlı diyelim de manevi hasarlı kazalar oluyor. Adam aşağı iniyor, tamponunda bir şey yok, onda bir şey yok. Hadi bir şey yok yok güle güle diye gönderiliyor ya arkadaşlar. O esnada ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Birçok aracın ön paneli plastik arkadaşlar. Panel plastik. Radyatörü tutan, klimanın radyatörünü tutan, turbonun interkolünü tutan her şey plastik arkadaşlar. Tabii bu plastikler çatlıyor, kırılıyor, radyatör yerinden oynuyor. Radyatörün geçme yerlerindeki kulakçıklar plastik, onlar kırılıyor ve yer değiştiriyor. Bunlar da titreme yaptırıyor arkadaşlar. Bunlar da feci bir şekilde titreme yaptırıyor. Egzoz bağlantıları, ülkemin güzel insanları altını sürte sürte egzoz bağlantıları yer değiştirirse de aracı feci bir şekilde titretiyor ülkemin güzel insanları. Bunlar tabii ki altta, kanalda ya da lifte görülecek şeyler. Bir de motor takozları zamana bağlı çökme yaşarsa arkadaşlar. Mesela 8-10 sene kullanmış adam artık. Bu arada bak birisi ayıptır beğenin demiş. 190 kişi var, 60 kişi beğenmiş. Olmaz ki abi ya. Recep Dereli kardeşim kaportacıymış. Kucak dolusu sevgiler. Ya ülkemin güzel insanları. Bu beğenme tuşu. Ondan sonra abone olma tuşu. Ondan sonra cıma söyleyeyim bildirim zilini açma tuşu. Niye var arkadaşlar? İsmail Usta'yı takip edin diye var ya. Bugüne kadar söylemedik. 2501 videom var. Birinde bana abone olun demedim. Demek ki beğenin dersem beğeneceksiniz. Abone olun dersem abone olacaksınız. Ondan sonra bildirim zilini açın dersem bildirim zilini açacaksınız. Sevdiğiniz insanlara yapın bunları. Ülkemin güzel insanları ya. Neyse dedik, radyatör bağlantıları, radyatör yer değiştirirse motorun ön tarafına temasta zangır zungur arabayı titretir. Ülkemin güzel insanları, sağlı sollu kazalarda tamponun içindeki malzemelerin motora yaklaşmasıyla birlikte de titrer arkadaşlar. Kardeşimizin biri devir düşüyor bir de titriyor demiş. Devir düşmesi arkadaşlar gaz kelebeğine bağlı olabilir, benzinli arabalarda enjeksiyona bağlı olabilir, LPG'si varsa LPG karışımı düzensiz olabilir, o da titretir. Bujiler ya da buji kablosu benzinli arabalarda ya da bobin düzensiz bir elektrik dağıtımında da mutlaka sarsıntılı çalışır. Rolantide arabayı titretir arkadaşlar. Benzinli araçlarda bunlar titretir. Dizel araçlarda çok farklı şeyler titretir. Mesela motor kulaklarından bitirelim, sonra başlarız arkadaşlar. Bazen şanzıman alt kulağı, sabitleme kulağı diyoruz ona. Sağlı sollu iki tane kulak vardır birçok araçta. Biri trigger ya da zincir tarafındadır, biri şanzımanın arka kulağının üzerindedir. Bunlar askı takozları arkadaşlar. Bunlara askı takozları diyoruz. Yani motor takozu, şanzıman takozu. Bir de motor sabitleme takozu vardır. Onun adı da şanzıman alt kulağıdır.
genellikle halk dilinde o söylenir. Ama yedek parça fiyat listesinde şanzıman alt takozu diye geçer arkadaşlar. Ya da şanzıman takozu diye geçer. Şimdi bu askı takozları motoru devamlı askıda tuta 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 kauçuk malzemeden yapıldığı için çökme yapar ve demir teması olur. O demir temasında yani motorun sesini kasaya vermiş olur. Verdiği zaman dikiz aynaları titrer, iç dikiz aynası, torpido, direksiyon titrer. Hafif bir kaza dokunduğunuz anda o titreşim gider ya arkadaşlar. O zaman işte motor belli bir devri yakaladığı için titreşimi alır. Bu da titretme yapar. Şanzıman alt takozu da aşırı derece bozuk olduğu zaman arkadaşlar artık böyle boşluk yapmıştır. Motoru böyle sallar arkadaşlar. Şöyle sallar. Bu titretme de arabaya bariz bir şekilde hissettirir arkadaşlar. Yani titretmenin birçok sebepleri ve nedenleri var. Bir titretme de arkadaşlar, şimdi Cihan Yiğit kardeşim takozlarda orijinallik çok önemli demiş. Gerçekten de doğruyu söylemiş. Halen 200 kişi seyrediyor. 100 tane beğeni var. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Çayınızı yudumlayın. İsmail Usta'nızı dinleyin ya. İsmail Usta'nız çok yorgun bugün. Öyle bir yoruldum ki aklınız hayaliniz durur. Ama size faydalı bir şeyler aklıma geldi. Ya dedim arabaların direksiyonu titriyor, torpidosu titriyor. Gel biraz sohbet yap. Ondan sonra bakarız diye. Evet, ülkemin güzel insanları en büyük titretmeyi ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Oynar göbek volan arkadaşlar. Oynar göbek volan dizel araçlarda oluyor. Neden? Benzinli araçlarda zaten motor titreşimsiz çalışır arkadaşlar. Ateşleme yönüyle çalıştığı için motor titreşimsiz ve sessiz çalışır arkadaşlar. Dizel araçlar içten yanmalı patlatma ve sıkıştırmayla çalıştığı için motor çok büyük bir gürültüyle çalışır. Aslında motorun içerideki o patlatma sesleri eğer dışarıya yansımış olsa siz dünya savaşı olur zannedersiniz arkadaşlar. O kadar büyük bir patlama oluyor dizel araçların blokunun içerisinde arkadaşlar. Dizel araçlarda oynar göbek volan çok fazla boşluk yaparsa öyle bir balans yapıyor ki arkadaşlar aklınız hayaliniz durur. Adam geliyor diyor arabam titriyor abi diyor. Yani rolantide diyor bu arabada diyor benim midem bulanıyor diyor. Genellikle hangi araçlarda çıkıyor? Ford Focus 1.6 TDCi araçlarda çok titreşim oluyor. Onun için enjektör yapanlar var. Volkswagen grubu, Watt grubu, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda gruplarında 1.6 motorlarda çok olmuyor. 2000 motorlarda ve arkadaşlar Transporter'ın T5, T6, T7 oynar göbek volanlarında aşırı derecede arabayı titriyor. Bu titreme yüzünden arkadaşlar motor kulakları değişen mi dersin? Enjektörleri yaptıranlar mı dersin? Tabii ki Renault Master 3'lerde oynar göbek volan var. Motor çok güçlü olmasına rağmen motorun bağlantı yerleri çok nazik arkadaşlar. Renault Master'a rally'e katılacak halen 223 kişi seyrediyor, 150 beğeni var. Rally'e katılacak bir motor koymuşlar. Gazı bastığınız zaman yerleri kazıyan bir motor var. Ama fabrika şanzıman ve motor kulaklarını öyle bir basit yapmış ki motor titreşimden yani sıfır araba alın kasayı titretiyor arkadaşlar. Ve tabii ki bu arada arkadaşımızın biri 1.4 TC 3 silindir 7 bar çıkıyor ne olabilir demiş. 7 bar mazotun mazot basıncı mı? Neyi 7 bar canım kardeşim? Ya işte bu mesajlara dalıyorum ya. Burada film kopuyor. Renault Master 2.3'lerde arkadaşlar. Mercedes Sprinter'lerde arkadaşlar. Volkswagen Crafter'larda arkadaşlar. Oynar göbek volan ve arkadaşlar bu Iveco Deli'nin son kasaları
ve Ford Transit'in en son kasaları 2017 ve sonrası oynar göbek volan bozulduğu zaman öyle bir titriyor ki araba. Vites kolu titriyor, ora titriyor, bura titriyor. Vites kolu niye titrer arkadaşlar? Genellikle motor sabitleme tokozu çok bozuksa rölantide çalışırken böyle oynar arkadaşlar. Vites kolu bariz oynar. Renault gruplarında gaza bastığın zaman vites kolu böyle yapar, gazı bıraktığın zaman böyle yapar. O da Renault gruplarının şanzıman ve motor takozlarının çok zayıf yapılmasına alakalı arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki bir Passat'ın niye arkadaşlar şanzıman alt sabitleme takozu bozulmuyor? Niye motor takozu bozulmuyor? Niye şanzıman üst takozu bozulmuyor? Adam gibi yaptığı için abi, yiğidi öldüreceksin ama hakkını hiçbir zaman yemeyeceksin arkadaşlar. Tabii ki Renault gruplarında daha çok titreme oluyor. 3 silindirli araçlar var arkadaşlar. VAC grubunda var. Renault'un en son çıkan 100 beygirlik mi 120 beygirlik mi ne benzinli motorları var. Bunlar motoru titretiyor. O kendi doğal titremesi arkadaşlar. Ne kadar da karterin içinde yağ pompasının oraya Hyundai Getz 3 silindirlerde mesela Accent Era 3 silindirlerde ne kadar da titremeyi azaltmak için balans mili koymuşlarsa da yine de titriyor arkadaşlar. Evet. Ustam ninni mi anlatıyorsun demiş, bir şey demiş de ülkemin güzel insanlarının biri. Evet, biz durduğu yerdeki titremelerden bahsettik. Durduğu yerde titremeleri bitirdik. Bazen aracın egzozu ortadan çatlıyor. Ondan sonra bükülüyor. Kasaya temas ediyor. Dırr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 
ülkemin güzel insanları titretme yapar. Şimdi size başka titretmeyi de söyleyeceğim Rolanti'de. Halen beğeni az olsun. Motorun üzerindeki aksamlarda gevşek yerler olursa da motoru titretir arkadaşlar. Şarj dinamosunun bağlantıları, klima motorunun bağlantıları, kayış gergi bağlantıları ve şarj dinamosunun oynar kasnağı da bozulup da kitlemişse o da aracı titretiyor arkadaşlar. Gaza basmadığın zaman rolanti de dırrrr ediyor, böyle titretiyor. Direksiyon titremesi arkadaşlar, ya motorun şanzıman alt takozu çok bozulmuştur, motor aşağıya çökmüştür, direksiyon kutusu ve alt traverse temas vardır, direksiyonu titretir. Ama direksiyonun titremesinin birçok sebepleri var arkadaşlar. Çünkü direksiyon ön takıma, motorun bağlandığı beşiğe, her yere bağlı olduğu için arkadaşlar, mutlaka direksiyon rot başları, rot kolları çok bozulmuşsa, direksiyonun mafsalı çok bozulmuşsa direksiyonu titretir ve sallar arkadaşlar. Ali Kala kardeşimiz Kahramanmaraş'tan yazmış. Kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Araç viteslere neden zor geçer? Birçok yeni nesil araçlarda debriyaj ayarı yoktur arkadaşlar. Alt merkez, üst merkez plastik olduğu için ayar çubukları koymamışlar. Bazı araçların debriyaj pedalının üzerinde ayar çubuğu olsa da hemen hemen birçok araçlarda debriyaj ayarı yoktur arkadaşlar. Japon ve Kore grubu araçlarda debriyaj pedalının orada 1000 mil vardır. Milin üzerinde 2 tane somun vardır. Kontralı 12 anahtar tutar. Onunla uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Ya da alt debriyajın pimini uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Vitese geçmeyi kolaylaştırabiliyorsunuz. Baskı balata zayıfsa vitese zor geçer. Debriyaj çatallı debriyajsa, çatal oyulmuşsa vitese zor geçer. Debriyaj hava yapmışsa vitese zor geçer. Ve kalitesiz bir malzeme kullanılmışsa vitese zor geçer. Kilometresi dolmuş, debriyaj baskı balatası zayıflamış, o zaman yine vitese zor geçer arkadaşlar. Şimdi bizim titremeydi. Birisi orada işte mesaja takıldığım an langırt diye kafam oraya gidiyor arkadaşlar.
hareket halindeki titremelerden bahsedelim. Aracı kalkış yaparken zangır zangır titriyor. Sen de böyle horon tepermiş gibi böyle titriyorsun direksiyonda. Tayfun Bozdoğan kardeşim, yanaklarından mucuk mucuk öpüyorum. Manisa Salihli'den Tayfun Bozdoğan kardeşimiz de canlı yayına katıldı. Meslektaşım, tamirci kardeşim, Allah razı olsun ondan. Evet, IQ Varta ne demiş? Buna takıldım işte. IQ'de Varta, İnci Mutlu hangisi tercih edilir demiş. Boş boş kardeşim. Varta birinci kalitedir arkadaşlar. İnci ile Mutlu da aynı kalitededir. İkisi de %100 yerli. Yalnız Mutlu bildiğim kadarıyla yabancı kökenli insanlara satıldı. Ama bu ara arkadaşlar ince akülerde kampanya var. Yani ben incinin sahibi değilim, iş ortağı değilim. Ben onlardan reklam parası almıyorum. Çünkü benim akücüme diyorum ki Mutlu diyorum 60 amper, 72 amper kaç lira diyorum, inci kaç lira diyorum. Mutlu diyor 980 diyor, inci diyor 800 diyor. Düşünüyorum yılların incisi eğer 180 lira ucuzsa kusura bakmayın ben inciyi takarım. Ülkemin güzel insanları. Ya şu mesaja beni taktırmayın ya. Kalkışlardaki titremeler arkadaşlar. Kalkışlardaki, şimdi birileri WhatsApp'tan arabamdan ses geliyor. Zangır zungur bir şeyler yazıyorlar. Canlı yayınımı bozacaklar diye korkuyorum. Ara sıra elim oraya gidiyorsa sakın size bir şey söylemiyorum ha. Orada böyle langırt diye yukarıya kaldırıyorum arkadaşlar. Kalkışlardaki titremelerin sebeplerini anlatayım size. Öncelikle oynar göbek volan çok bozulmuşsa kalkışta titrer. Baskı balata zayıflamışsa kalkışta titrer. Bir yerde rampa ya da geri geri çıkacaksınız, çok zorladınız, debriyajı yaktınız. Kalkışta titrer arkadaşlar. Debriyaj yanmıştır, bitmemiştir ama kalkışta titrer arkadaşlar. Tabii ki buna mutakip bazen malzeme kalitesinden, debriyaj markasından da kalkışlarda titreyebiliyor. Ve bu titremelere mütakip şanzıman alt takozu sağ sol akıslarda boşluk varsa, ondan sonracığıma söyleyeyim işte araba tekliyorsa, teklerken kalkışlarda langır 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 titrer arkadaşlar. Tekleyen araba güç kaybediyordur. Ondan dolayı da titrer arkadaşlar. Bu kalkıştaki titremeyi şöyle bir kenara attık arkadaşlar. Şimdi artık 1-2-3 gidiyorsunuz arkadaşlar. 3'ten sonra gaza yükleniyorsunuz böyle. 3. vites ve 4. vites gaza yüklenme vitesidir arkadaşlar. Devrini bulduktan sonra arabanın belli bir hızda gitme vitesidir. 3. viteste ve 4. viteste gaza yüklendiğinizde araba böyle böyle titriyorsa, böyle böyle titriyorsa bilin ki aracın akslarında sorun var. Sağ sol aks, dış kafalar hiçbir zaman titretme yapmaz. Onlar sadece sağa sola dönüşlerde tak 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 lak 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 ses yapar. Ama aksın şanzımana, kavrama noktasına yakın olan bölümleri olan iç lalelerin içindeki istavrozda aks iç üçlü istavrozu aşınıyor ve lalenin içindeki kanalda da aşınma olunca oralarda yüksek hızda arkadaşlar, öyle bir yüksek hızda mutlaka arabaya titreşim veriyor. Titreşim verince ve araç titreme yapıyor. Ayağınızı gazdan çektiğiniz anda titreşim gidiyorsa sağ sol aks iç lalesinde ya da istavrozunda bozukluk vardır arkadaşlar. Şimdi bugün bir tane Hyundai i30 geldi. 1-2 gün sonra yapacağız. Çok yoğunduk. Daha doğrusu bizim muhasebeci Refik abimizin arabası. Ondan sonra aracı 2 dakika lifle kaldırdım. Makaslı lifle komşumuzun orada. Çünkü dükkan çok yoğun. Adam yıllardır muhasebeciliğimizi yapıyor. Allah razı olsun. Ondan sonra sağ aksın iç lalesinde boşluk gördüm arkadaşlar. Bu boşluk aracı titretir. Bir kullanayım dedim. Hakikaten 3. viteste 4. viteste arabada durulmuyor. Ve
Refik abi bana şöyle söyledi. Biz parçacıya söyledik. i30'un sağ aksı 1350 lira arkadaşlar. Ben şimdi Refik abiye ne yapacağım arkadaşlar? Dedim ki arabayı bana yarım günlüğüne bırakıyorsun. Ben aracın aksını sökeceğim. Ondan sonra bizim Topkapı'da Şanzımancı Ahmet Usta'ya göndereceğim. Şanzımancı Ahmet Usta ne yapıyor arkadaşlar? Aks istavrozunun içindeki o yüzüklerin içindeki düzülü bilyalar erimiş, kırılmış, bitmişse onları dizip tekrardan tamir edebiliyor. Aksın içindeki o kanalda boşluk varsa, oyulmuşsa döküm kaynağı yapıp vızvız taşıyla orijinal haline getiriyor. İçine aslanlar gibi yağını basıp körüğünü değiştirip takıyor, bana veriyor. Arkadaşlar 200, 300, 350 lira masraf gidiyor ama orijinal aks oluyor arkadaşlar. Orijinal aksı tamir etmiş oluyor arkadaşlar. 1350 lira vereceğine 350 lira verirsin arkadaşlar. Aslanlar gibi tekrar binersin. Muhasebeci Refik abiye onu yapacağız arkadaşlar. Evet, beğeniler olmasa da izleyenler var, 256 kişi. 256 kişiye ve sonra izleyecek insanlara kucak dolusu sevgiler ve selamlarımı iletiyorum. Bu arada 100 km hıza kadar gidiyorsunuz, hiç titreme yok arkadaşlar. Yani ne direksiyon titriyor, ne araba titriyor arkadaşlar. Bu titreme olmayınca araba sağlıklı zannediliyor. Tabii ki belli bir hıza vardıktan sonra arkadaşlar, araba artık çok hızlı olduğu için en ufak bir balansı, en ufak bir titreşimi kabul etmiyor artık. Diyor ki, evet birisi arıyor, meşgule çevirelim. Diyor şimdi bazı insanlar da arkadaşlar aralıkça arıyor. Ya adam belki müsait değil, gecenin bu saati belki lavaboya gitti falan filan. Neyse, 110 kilometre hızı geçtikten sonra 130 kilometre hıza varıncaya kadar arabada durulmuyor. Titriyor, zangır zangır titriyor arkadaşlar. Ondan sonra o araçta ne olabilir? O araçta arkadaşlar lastikte balans olabilir. Jant eğri olabilir. Bunlar titreşim yapar. Bu da bir titremedir. Lastikte balans ve titreşim derken birinci vites ve ikinci viteste giderken direksiyon arkadaşlar, şu direksiyon diyelim, böyle nasıl yapalım? Neyse, direksiyon böyle yapıyorsa, direksiyonu bıraktın, ikinci viteste tıngır tıngır gidiyorsun, direksiyon böyle, tamam mı? Böyle yapıyor. Kendi kendine dans ediyor. Langır lungur, langır lungur diye dans ediyor. O zaman araçlarınızın lastiği tel atmıştır arkadaşlar. Lastik neden tel atar? Bir, tarihi geçtikten sonra kauçuk özelliğini yitirir. İçindeki teller artık yumuşamış bir kauçuğun içinde yer değiştirmeye başlar. Ondan tel atar. İki, 2-3 defa aynı lastiği havası inik vaziyette kullandıysanız tel içinde kırılır, yine atar. Ve kaldırımlara çok sert çıktıysanız yine tel atar. Dördüncüsü de kaldırımlara çıkarken lastiğin kenarını sürterek çıkarırsanız lastik tel atar arkadaşlar. Ben biliyorum ki 2022 yılında 2022'de üretilmiş bir lastiğin tel attığını da gördüm arkadaşlar. Adam kaldırıma rastgele hızlı hızlı çıkmış, tel atmış, direksiyon böyle titriyor. Teller yer değiştirince içten ya da dıştan balon yapıyor arkadaşlar. Balon yapınca direksiyon böyle titriyor arkadaşlar. Kaldırıma nasıl çıkılmalı? 1. Geri geri çıkılmalı. Yanakları sürtmeyecek şekilde hafif böyle dikey, yan dikey olarak çıkılmalı ki lastiğin tabanı kaldırıma gelmeli. Ya İsmail Usta, kaldırıma çıkıyor, kaldırıma araba mı park edilir diye şimdi videolarda yorum yapacaklar bilmem ne. Ülkemin güzel insanları, ülkemizin %90 şehrinde park edecek yeri yok. %10'unda var arkadaşlar. Herkes kaldırıma çıkıyor. Çıkmıyorum diyen yalan söyler.
Gidiyorsun bir yere, yer bulamıyorsun, kaldırıma çıkıyorsun. Bazı belediyeler uyanık davranmış, taşları koyuyorlar böyle, döküm taşlar koyuyorlar ve insanlar araçlarının böğrünü eziyor ve o en alttaki sert kısımlar ezildiği zaman kaportacılar 2-3 bin liraya yapıyor. Belediyeler araç sahiplerine de zarar veriyor arkadaşlar. Evet, titremeler dedik. 1 ve 2. viteste giderken lastikler tel attığı zaman titrer. 3. vites, 4. viteste kaza basarken sağ sol böyle sallıyorsa akıs ihlallerinden yapar. 110 kilometre ve hızı yaptığın zaman titriyorsa lastiklerde balon solur yapar. Jant eğri olduğu zaman yapar. Şimdi bizim ülkemizde her 20 bin kilometrede eğer bir adam aracını sağlıklı kullanmak istiyorsa arkadaşlar rot ayarı 4 teker balans yaptırması lazım. Rot ayarı neyisin yaptırması lazım? Belediyeler malum, çukurlar dolu, yollar bozuk. Langur lungur giriyorsun, kaldırıma sert çıkıyorsun. Rot ayarı bozuluyor arkadaşlar. Balans ayarı da o kaldırıma sert çıkmalar, tümseklerden hızlı geçmeler, bilmem neler aracın lastik balans ayarlarını bozuyor. 20 bin kilometrede yapılması lazım ama bir lastiğin balansı 30 lira. 4 tane lastiğin balansı arkadaşlar 120 lira. Rot ayarı da 120 lira. Aha sana 240 lira. Bizim ülkemizde bunları yaptıracak adam var mı? İşte nadir, %10. %90'ı da titreye titreye kullanıyor arabasını. Evet, ülkemin güzel insanları, size faydalı bir video yapabilmek için gecenin bu saatinde vıcık vıcık terledim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizi en son Allah'a emanet edeceğim. Evet, Yiğit Akü demiş kardeşimizin biri. Flander bir aracım tam tur dönüşlerde titreme yapıyor. Kesinlikle onun rot ayarı bozuk olabilir. Ya da farklı bir lastik taktığın için bozuk olabilir. Büyük lastik taktığın için bir tarafa turu fazla, bir tarafa az olduğu için de yapabilir arkadaşlar. Master 2 aracım var. 2 haftadır araç boştayken vuruntulu çalışma yapıyor. Birkaç kere araç çalıştıktan sonra kendiliğinden stop etti demiş. Canım abim, senin arabanın enjektörler bozuk olabilir. Pompanın üzerindeki muşur bozuk olabilir. Elektrik tesisatı 300 bin kilometreden sonra Master 2'lerde elektrik tesisatı kendiliğinden çürüyor arkadaşlar. Ustam bir üç lineada giderken bir şişir diye bir ses geliyor. Şarj dinamosu dendi. Ne düşünüyorsun? Gaza basarken geliyorsa egzoz manifoldunun civataları gevşemiş. Onları sıkarsan düzelir. 12'lik civatalar. Renault Kangoo 1.9 kulaklık değiştirdim. Halen titriyor. Renault Kangoo 1.9'ların orijinal motor kulağı hiçbir yerde yok. Yan sanayilerde o motorları titretiyor. Renault 1.9 Kangoo'lar turbosuz ve balansı yüksek bir motor olduğu için kendiliğinden titriyor. Atakan Doğan kardeşim, ustayı sinirlendirmeyin demiş. Benim doğallığım bu. Ben bazen yüksek sesle konuşurum. Annem benim bazen niye bağırıyorsun der. Anne sen beni bilmiyor musun yüksek sesle konuştuğumu diye söylüyorum yani. Araç akülerindeki hilelerden de bahseder misin? Oktay Meşe kardeşim, onun için başka zaman be. Boş kraldır demiş. Murat Enes Yeter kardeşim. Ustam mesajları ekranından kapat demiş. Ama işte ara sıra sizin de böyle isminizi okuyorum ya. Mesut Yılmaz kardeşim, kurban olduğum ya. Evet. Edece şanzımanda kavrulma bittiğini nasıl anlarız? Zaten vites de değişmiyor canım kardeşim. Olduğu yerde bazen de kalabiliyorsun. Vites değişmelerine güçlük yaşıyorsan bil ki artık yavaş yavaş bitiyor. Muhsin Kabak abimize, kardeşimize selamlar olsun. Ford Courier ikinci viteste falan atarken küt ediyor. Şanzıman alt kulağın bozuk senin. Foy Yusuf kardeşim. Nisa Oto Servis Hüseyin Koç. Nisa Oto Hüseyin Servis Hüseyin Usta'ma kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Hüseyin Usta vallahi var ya, 3 tane elemanım işi bıraktı. Kimler? Şakir memlekete gitti. Murtaza Mustafa vardı zayıf ince. O da memleketine gitti. Ondan sonra Muhammed çok sessiz bir çocuktu ya. Ya bugün helallik aldı. O da gitti memleketine. Hep gurbetten gelmişlerdi.
Hamido, ben, Kemal Usta, işte Hasan'ın falan kaldık. Yani Hüseyin Usta, sen de eleman bulamıyorsun ama senin gibi şeker gibi adam eleman bulamıyor. Elemanla iyi davranan, ne yediyse elemanla onu yediren, elemanla sigortasını yapan, hakkını hukukunu veren Hüseyin Usta'mıza eleman bulamıyoruz. Vallahi ben de bu yaşta çalışıyorum Hüseyin Usta, yapacak bir şey yok vallahi. Evet, aman Allah'ım, ne mesajlar var, ne mesajlar. Tabii buradan oto tamir kanalları var. Oto tamircim kardeşime kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Hüseyin Usta'ma, Nisa Oto Servis'e kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Oto doktorum kanalıma, Mikail Usta mıydı ya? Neyse, özür diliyorum, öyle bir şeydi. Ona da kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ve Forbe Motors Ramazan Usta'mıza kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Oto tamircimi söyledik mi arkadaşlar ya? Oto tamircim Samsun'a da buradan çok çok selamlar olsun. Evet, ülkemin güzel insanları, bu mesajları ne ben bitirebilirim? Gözlerim zaten görmüyor. Yaşlı ve zavallı bir ustayım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Sizi, bizi yaradan Allah'a emanet ederim.